Teknobiyotik.com ve Teknobiyotik TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bir kutu açılışı yapacağız. ASRock markasının Fatality Gaming Gear serisi olarak geçen oyuncular için anakartlarından biri olan B360 Gaming K4 modeline sizlerle birlikte yakından bakacağız. Kutu o kadar büyük ki burada görmüş olduğunuz gibi sığmıyor kadraja. Ve hemen şu şekilde alt taraftaki logolarına değinelim. Intel Optane Memory desteği var. Chipset olarak Intel'in B360 chipsetini kullanıyor. Ve Intel'in 8. nesil yeni nesil işlemcileri için desteklediğini burada logoyla göstermiş. Polychrome RGB denen, birazdan da özelliklerine değineceğimiz bir RGB desteği var üzerinde. AMD Crossfire teknolojisini destekliyor ve HDMI logo var. Altında da çok sayıda logo var. Kutunun yanında da arkadaşlar yine aynı logolar var ama bizi biraz arka taraf ilgilendiriyor. Çok büyük bir kutu olduğu için yavaş yavaş gideceğiz. Burada Intel Gigabit LAN desteği olarak işlemciye çok az yüklendiğini, Gigabit Ethernet performansı sergilerken bahsetmiş. Polychrome RGB bölümü az önce size kutunun önünde logo olarak göstermiştik. Burada 2 adet RGB çıkışı var. Farklı modlarda 2 adet standart RGB desteği var. Bir de addressable RGB LED header olarak geçen ve Polychrome RGB olarak denen port var. Bu da size RGB'nin farklı bölümlerinin farklı renklerde kodlandırılabilmesini, eğer tabii ki karşı tarafta takılan RGB şerit veya fan destekliyorsa gösteriyor. Yani bir ucu yeşilken diğer ucu mavi olabiliyor gibi kabaca düşünebilirsiniz. Tabii ki taktığınız şeyle değişiyor. Creative Sound Blaster Cinema 5 desteği var. Daha önceki videolarımızda biraz bahsetmiştik. Videomuzun altına yine eklemeye çalışırız. Creative'in Sound Blaster Cinema desteği sayesinde yazılımsal ve üzerinde bulunan işlemci Realtek'in ALC1220'sini kullanıyor bu anakart. Ve tabii ki eline kapasitörlerle beraber hem temiz ses veriyor, kirlilikten uzak, hem de Sound Blaster'ın sinema özellikleriyle çok sinematik efektler, patlamaları falan vurgun hale getirebiliyor. Yani bir tank paleti geçerken onun vibrasyonunu ve bas seslerini güçlendirebiliyor. Ya da bir elektro gitar ya da birisi ince sesli bir lazer atarken diyelim oyunlarda, onun sesini tizleştirerek size daha berrak, güçlü sesler almanızı sağlıyor. Özellikle de filmvari, tank geçişi, araba geçişi gibi dip bassları optimize ettiği için çok güzel ses alabiliyorsunuz. Bu teknolojiyi anlatan bölümleri videomuzun altında link olarak eklemeye çalışırız. ASRock Intel 4 katmanlı Memory Pool teknolojisinden bahsediyor. Bu 4 katmanlı teknoloji sayesinde de stabilite, yani voltaj stabilizasyonu anlamında bunu düşünebilirsiniz. Katmanların PCB'de artmasıyla. Intel Optane Memory desteğini söylemiştik. Dual USB 3.0 burada 3.1 pardon Generation 2 olarak geçiyor, 10 gigabit bölü saniye. Bunu bir önceki videomuzda B360 M Pro 4'ü incelemiştik. Orada da sizlere değinmiştik. Ultra hızlı ikinci nesil Type-C bağlantıları var. Burada Super Alloy dediği XXL alüminyum alloy büyük soğutucular var. Zaten bunlara bakacağız. MOSFET'lerin etrafında olan ve 50 amper power choke dediği güç dayanımı var. Yani yüksek güç çekimine, stabil bir şekilde gücün aktarımına imkan sağlıyor buradaki kapasitörler. Nishion 12K siyah kapasitörler kullanılması da yine cihazın ömrünün rakiplerine göre %20 daha fazla olmasını sağlıyor. En iddialı rakiplerinden bile kaliteli bileşenler kullandığını söyleyebiliriz ASRock'un. Matte Black PCB ve High Density Glass PCB demiş. Onları biraz daha açtıktan sonra değiniriz. Burada Gaming Armor bağlantılarını da söylemiş. Çıkışlar da yine burada yer alıyor. Teknik özellikleri anakartın üzerinden anlatırken kutumuzu kenara alacağız. Zaten oradan anlatmaya devam edeceğiz. Kutumuz çok büyük. Alt tarafından açılan bir kutu. İç içe kutular var arkadaşlar. Dolayısıyla şu şekilde. Çanta şeklinde zaten bir tutma yeri var. Biz büyük bölümü yanda tutacağız bu işlem sırasında, daha rahat okuyalım diye. Kutunun üzerinde şöyle gösterelim. ASRock logosu yer alıyor. Çantavari kutumuzun üstünde. O kadar büyük ki kameramızın dibine doğru geliyor kutu açıldığında. Şöyle hemen bir üzerinden geçelim. Hatta döndürelim daha rahat olsun. Masamızın tamamını kapladı diyebiliriz. Bu arada laptopumuz da burada, notlarımıza bakmak için. ASRock B360 Gaming K4'ün kullanım kılavuzu. Burada sürücülerinin olduğu bir CD var. Ancak en güncel sürücüleri videomuzun altında ASRock'un sitesinden indirebilirsiniz. ASRock daha evvelki modellere de koyuyor. Bir kartpostal koymuş. ASRock'a göndermek isterseniz notlarınızla beraber böyle bir nezakette bulunmuş. Detaylı bir anakart montaj kullanım kılavuzu var. Yine aynı şekilde burada İngilizcesi var arkadaşlar. Kutu içeriğimize bakalım. SATA kablolarımız yer alıyor. İki SATA kablosu var burada.
Küçük vidalar var. Bunlarda M.2 SSD'lerin ve Wi-Fi kartı eğer eklerseniz onların takılması için. Burada bir tane daha var. 3 tane küçük vidamız var. Bir adet arka plaka montaj plakası var. Anakartın arkasındaki çıkışlar için. Anakartın çokça özelliği var. Dolayısıyla bu videoda yan taraftan bilgisayardan ve cep telefonumuzdaki notlardan yararlanacağız. Birazdan zaten kutumuzu kenara alacağız. Şu şekilde anakartımız karşımıza geldi. Hatta şöyle yapalım. Kutumuz dev gibi olduğu için onu kenara doğru alalım. Anakartımızı kutumuzdan çıkardığımıza göre videomuzu biraz daha hızlandırarak devam ettirelim. Çünkü anakartın çok özelliği var. ASRock B360 Gaming K4 görmüş olduğunuz gibi antrasit, siyah ve gri'nin güzel bir şekilde kombinasyonundan oluşuyor. İlk dikkat çeken tabii ki XXL olarak geçen devasa burada görmüş olduğunuz alüminyum soğutucu blokları ve hemen etrafında Nichion siyah kapasitörler ASRock'un beyanına göre ve Nichion markası çok meşhurdur arkadaşlar. En yakın rakibine göre bile %20 daha fazla kullanım ömrü sunuyor ve buradaki güç tasarımı da çoklu güç yönetim tasarımı da 50 ampere kadar güç dağılımı sağlıyor. Dolayısıyla rakiplerine göre hem daha stabil güç veriyor hem de daha uzun ömürlü bileşenlerden oluştuğunu ASRock sitesinde markalarıyla Nichion'dan da bahsederek belirtiyor. 4 adet bellek slotu görüyoruz. DDR4 2666 MHz. 20+4 pinimiz burada. 8 pinimiz yukarıda yer alıyor. Hemen soğutma slotlarından bahsedelim. 1 adet burada, 1 adet burada. 2 adet de aşağıda, hatta 3 adet aşağıda, toplam 5 adet fan yuvamız var şu şekilde arkadaşlar. Bunlar PWM fan soğutucu yuvaları. Bunların yalnız ortadaki şurada görmüş olduğunuz yuvada CPU fan 2/WP yazıyor. Bu VP water pump, yani sıvı soğutma pompa desteği. Aynı şekilde burada aşağıda bulunan 2 slotta da ve 3. slotta da WP olarak yazıyor. Yani dolayısıyla toplam 4 slotta aşağıdaki 3, ortadaki 1 slotta sıvı soğutma pompa desteğiyle beraber daha yüksek amperli güç vererek sıvı soğutmaların daha yüksek performans vermesini sağlayabiliyor. Anakartın genelinde asimetrik çizgiler var buradaki dev soğutucularla uyan. ASRock logosunu görüyorsunuz. Aynı şeyi Fatality'nin burada fırçalanmış olarak hem güzel hem de kaliteli buz gibi dokunduğunuzda his veren soğutucu bloğunda da ASRock ve Fatality logolarını parlak olarak görüyorsunuz ve çizgiler devam ediyor. Güçlendirilmiş bir adet PCI Express 16x slotu görüyorsunuz. İçinde 15 mikron altın kaplama var. Yine bellek yuvaları da arkadaşlar ASRock'un sitesinde de beyan edildiği gibi içinde altın kaplama var. Dolayısıyla maksimum iletkenlik hedefleniyor. Aynı zamanda da daha dayanıklı tabii ki sıradan malzemelere göre. 4 DDR4 slotumuz var. 2666 MHz. 2 adet PCI Express 16x yuvamız bulunuyor. 1, 2, 3, 4 adet de PCI Express 3.0 yuvamız var. Burada da Nichion kapasitörler var. Bu sayede temiz ses veriyor. Bu sefer chipsetimiz yalnız ses chipsetimiz farklı. Ses chipsetimiz bu sefer Realtek ALC1220. Hemen anakartın arkasına gelelim. Bu arada anakartımız çok büyük. Kadraja sığsın diye geniş açı kullanıyoruz. Hafif görmüş olduğunuz eğiklik anakarttan değil, kadrajdan kaynaklanıyor. Burada bir PS2 slotumuz var. Yani klasik eski oyuncu ekipmanlarını kullanmak isteyenler unutulmamış. Hemen yanında 2 USB portu var. Birazdan ekstra özelliklerine değineceğiz. VGA, DisplayPort ve HDMI portlarını görüyoruz. 2 adet USB 3.0, 2 adet USB 3.1 Generation 2 olarak geçen bağlantımız var. Hemen üstünde gigabit LAN bağlantımız var. Ancak düşük işlemci kullanıyor arkadaşlar. Dolayısıyla işlemciyi az kullandığı için performansımız yüksek. Burada 7.1 multimedya ses çıkışını görüyoruz. Hemen biraz yaklaştıralım. İçlerinin parlak sarı olduğunu görüyorsunuz şu şekilde. Etraftaki plastik yapının içinde altın var. Bu da ASRock'un kusursuz sesi size iletmek için en iyi iletken olan altını kullandığını gösteriyor. Yani malzemeden hiçbir yerde kaçınmamış bir anakart söz konusu. Bu arada da Type-C'lerin 3.1'leri versiyon 2 olduğu için 10 gigabit bölü saniye gibi yüksek hızları elde edebiliyor. Peki sadece bu kadar mı port var? Elbette değil. Burada bir adet 19 pin bağlantısı görüyoruz. Bu 19 pin bağlantısı USB 3.1 Generation 1 olarak geçiyor. 5 gigabit bölü saniyelik. Ancak yine de ciddi hızlara buradan da erişebiliyorsunuz. Aynı şekilde aşağıda da 2 adet
USB 2.0 port bağlantısı görüyorsunuz. Yani toplamda arkadaşlar 6 adet USB 2.0 ve 4 adet USB 3.1 Generation 1 olarak buradan geçen ve 2 adet de Generation 2 olarak geçen buradaki bulunan USB 3.1 portumuz elimizde mevcut. Bunun dışında söyleyebileceğimiz anakartı şöyle çevirdiğimizde hemen 6 adet SATA portunu burada görüyorsunuz. M.2 desteği var dedik, Intel Optan desteği var dedik. Burada, burada ve burada toplam 3 adet M.2 desteği görüyorsunuz. Bu ortadaki Wi-Fi olarak belirtilmiş. Buralardakiler ise M.2 yuvaları. Şu şekilde gösterelim. Bu M.2 slotlarını daha önceki videolarımızda sizlere anlattığımız 3000 MB'in üzerine hızlara çıkan M.2'leri takabilir ve inanılmaz süratlere bu toplayacağınız, bu anakartla toplayacağınız 8. nesil Intel işlemcinizle ulaşabilirsiniz. Tüm bunlardan bahsettiğimize göre 8 kat yaklaşık, yanlış hatırlamıyorsam, bir PCB'si var, çok katlı. Mat siyah olarak geçiyor arkadaşlar ve burada başka neyi söyleyebiliriz? Bu yüksek yoğunluklu bir board PCB'si olduğu için ısıl dağıtımı da önemli. Yani siz burada işlemciniz güç çektikçe soğutucular emse de ısıyı, anakartın PCB'sinin de kalitesi ısıl dağılımı açısından çok önemli. Burada ASRock bunların kalitesinden de hem sitesinde hem de teknobiyotik.com'daki açıklamasında detaylı bir şekilde bahsediyor. Bu arada RGB bir anakart olduğunu ve kutusunun üzerinde de polikrom RGB desteğinden bahsetmiştik. Hemen şöyle söyleyelim. Anakartın altında 1-2 adet burada RGB portumuz var. Bir de 8 pin yuvasının hemen yanında bu görmüş olduğunuz beyaz RGB portu var. Şöyle yaklaştıralım. İşlemcinin 8 pin portunun hemen yanında görüyorsunuz. Bu standart RGB bağlantısı. Yine aynı şekilde burada aşağıda görmüş olduğunuz beyaz da 4000 standart RGB bağlantısı. Yani yazılım üzerinden kontrol edebilirsiniz. Ama şu gri gördüğünüz bir dişi eksik port, şuradaki arkadaşlar, bir dişi eksik port. Bu port polikrom RGB ya da adreslenebilir RGB olarak geçiyor. Bu port sayesinde bir ucu yeşil, diğer ucu mavi bir RGB şerit oluşturabiliyorsunuz. Ancak tabii ki taktığınız cihazın da adreslenebilir RGB desteği olması gerekiyor. Yani son derece yeni nesil bir özellikten bahsediyoruz. Karşısına ona göre bir bileşen takmanız lazım. Son olarak çok detaylı anlatmaya çalıştık. Nishion kapasitörlerle buradaki 7.1 multimedya ses chipsetinin bu sefer Realtek ALC1220 olduğunu sizlere söylemiştik. Sandblaster Cinema 5 desteği var. Bu peki ne işe yarıyor? Sadece buradaki kapasitörlerle temiz ses almakla kalmıyorsunuz. Optik desteği de var. Bir kere hiçbir müdahale olmadan, yani analog port olmadan doğrudan dijital ışık üzerinden aktarıyorsunuz eğer amfiniz varsa. Böyle bir imkan da sunulmuş. Bu da üst seviye anakartlarda olan bir özellik ve sadece bununla da kalmıyor. Sandblaster 5, Cinema 5 olarak geçen yazılım bu chipsetle beraber bir tank paleti geçtiğinde onun bas sesini arttırabiliyor. Bu sayede size inanılmaz bir alan derinliği veriyor seste. Videomuzun altında daha önce biz ASRock'un başka anakartlarında da Sandblaster Cinema 5'in yazılımla ve chipsetle kombine halde nasıl sesi güzelleştirdiğini anlatmıştık. Ancak linkleri Creative'in sitesinden de atarız arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Çevresel ses anlamında şöyle düşünün. Patlamaların baslarını arttırırken tizlerini belli bir seviyede tutuyor. Yani size çok daha derin bir alan sunmuş oluyor. Alan derinliği diyelim, sesle oluşan. Bir koridorda mesela bomba patladığında onun sesini oyunlarda daha iyi alıyorsunuz. Ya da filmlerde tank veya araba geçtiğinde o tok bas sesleri çok temiz ve güzel bir şekilde Creative Cinema Sandblaster Cinema 5 yazılımı ve chipset desteği üzerinden alabiliyorsunuz. Tüm bunlardan bahsettiğimize göre videomuzun altındaki linkten ASRock B360 Gaming K4 anakartı alabilir ve Intel'in 8. nesil işlemcileriyle çok güçlü bir sistem toplayabilirsiniz. Eksiğimiz kaldıysa affola diyelim ve videomuzun altındaki linkten teknobiyotik.com'dan arkadaşlar tam açıklamasını eksiksiz olarak da görebilirsiniz ve yapacağınız siparişlerle de Teknobiyotik TV'ye destek olabilirsiniz. Beğendiyseniz arkadaşlar mutlaka beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda teknobiyotik.com ve Teknobiyotik TV'de tekrar görüşmek üzere.